Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Karanlıkdere mevkiinde bağ bozumu programı düzenlendi. Programı düzenleyen araştırmacı, yazar ve eğitimci Ertuğrul Kapusuzoğlu, Karanlıkdere'nin Şefaatli'den başlayıp Yerköy'e kadar devam eden iklimine göre kar düşmeyen pek çok tür meyve yetişen bir dere olduğunu söyledi. Kapusuzoğlu, "Burası Yozgat'ın meyve deposu. Karanlıkdere ayvasının elmasının lezzeti dünyaca meşhur. Nar bile yetiştiğini biliyorum. Karanlıkdere'nin mutlaka yeniden elde alınması lazım. Üzümleri hasta oldu, değişti ve küçüldü. Bağ sahipleri artık bağlara bakmıyor. Sahibi bıraktı diye buraları." Evet efendim. Güllübağ'ın gül üzümü. Bu gül üzümü mi bilmem ama bu bağda yabancı menşeli pek çok üzüm var. Bu bizim üzümümüze has, bizim kendi üzümümüze saygı olarak bu sıra yerli üzüm. Şimdi biz Karanlıkdere'deyiz. Karanlıkdere Şefaat'ten başlayıp Yerköy'e kadar devam eden, İçinden Karanlıkdere'nin içinden Kanak Irmağı geçen, iklimi genel Orta Anadolu'da ya da Yozgat ikliminin dışında kar düşmeyen, pek çok tür nar dahil meyve yetişen bir dere, Yozgat'ın meyve deposu, Karanlıkdere ayvasının lezzeti dünyaca meşhur, Karanlıkdere elmasının lezzeti dünyaca meşhur, nar bile yetiştiğini biliyorum ve yedim. Nar yedim burada. Karanlıkdere'nin mutlaka yeniden ele alınması lazım. Karanlıkdere'ye üniversitemizi mutlaka el atması lazım. Karanlıkdere üzümleri hasta oldu. Değişti, küçüldü. Bir de artık Karanlıkdere'nin bağ sahipleri bağı görmüyorlar. Bağa bakmıyorlar, budamıyorlar. Batal kalmış. Sahibi bıraktı diye buraları bırakmamak lazım. Çünkü istenirse mesela sadece Yozgat'ın üzümünü buraya karşılayabilir. Yozgat'ın pekmezini buraya karşılayabilir. Ben istirham ediyorum. Sesimizi duyan özellikle üniversitedeki dekan, rektör hocalarımızdan rica ediyorum. Burada pek çok endemik bitki var. Burada Türkiye'ye örnek şeyler yapılabilir. Buranın keklik deposu olduğunu biliyorum. Güzel keklik burada çok fazla. Tavşan burada çok fazla. Ne desem az Karanlıkdere hakkında. Bulunduğumuz bağ ise bilmiyorum Türkiye'de böyle bir bağ var mı? Burayı kahraman bir arkadaşımız dikmiş. Yabancı üzüm çeşitleri de var. Yemeğe doyum olmaz. En güzel tarafı bağ sahibinin yemesine doyum olmuyor. Güler yüzlü bir arkadaş. Misafirden çok mutlu oluyor. Bu benim burada ikinci etkinliğim, bağ bozumu. İnşallah gelecek sene Türkiye'nin pek çok yerinden birilerini çağıracağım. Efendim sorularınızı alırım. Yoksa şu an burada da bir etkinliğimiz var. Şu anda burada bir etkinliğimiz var. Burada Ankara'dan bir otobüs, bir kadınlar derneği geldiler. Yozgat'tan eşim dostum geldiler. Gördüğünüz gibi güzel bir kalabalık. Bir pazar günü için daha güzel bir etkinlikte olamazlardı zaten. Biraz sonra yemekten sonra Yozgat türküleri,
Yozgat şiirleri başlığında bir program sunacağız. Programı Nasrettin Hoca'yı davet ettim Akşehir'den. Nasrettin Hoca sunacak. Nasrettin Hoca'nın iddiasına göre onun buradaki programdan daha güzel bir programı DM televizyonlar, DM bilmem kimler yapamaz diyor. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben aslen Sorgunluyum. Ankara'da yaşıyorum. Bağ bozumu için geldim Karadere'mize. Üzümlerimizi, yörelerimizin görmediğimiz özelliklerini tanımak için geldik. Çok da güzel, çok da beğendik. Üzümler de gerçekten çok harika. Tanıtım olmadığı için anladığım kadarıyla gün yüzüne çıkmadığı için gibi sanki yokmuş gibi algılıyoruz ama gerçekten de çok. Üzümleri de yerinde gördüm. Üzümleri de yerinde gördüm, tattım. Yani pazardaki birçok üzümden, birçok yörenin üzümünden çok çok güzel. Evet, herkese tavsiye ederim. Üzüm haricinde bazı çeşit meyve çeşitleri de var. Tabii meyve çeşitleri benim gördüm. Tabii bizim mesela yöreye domates, ait ceviz, domates, sebze onlar, sebzelerde gördüm. Tabii onlar yöresel ürünler. Yani hepsini tadıyoruz sırasıyla. Adım adım gidiyoruz. İlk defa mı geliyorsunuz? Buraya ilk defa geliyorum. Evet. Ayşe Korkmaz. Ayşe Hanım, az önce üzüm topluyordunuz, gördüm. Buraya Karadeniz'e ilk defa mı geliyorsunuz? Evet, ilk kez geliyorum. Böyle bir yerin olduğunu da bilmiyordum. Evet. Bu proje sayesinde haberimiz oldu. Çok güzel bir bağ bozumu oluyor. Biz de o kültürü tekrardan yaşatılmasına vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Bayağı topladık. Hem siyah üzüm hem de sarı üzüm. Bayağı da güzel üzümler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, tanıyabilir miyiz? Şu an Karadeniz'e gelmişsiniz. Neler söylemek istersiniz? Ben Ayşe, Ispartalıyım. Yozgat'a geziye geldik. Isparta'da mı geliyorsunuz? Yok, Ankara'da ikametim. Ondan sonra geziye katıldım, Yozgat'a buraya geldim. Komşumla beraber. Neden geldiniz buraya? Eryaman. Neden geldin? Bağ gezisine. Bağ gezisi. Evet. Gezdiniz mi peki? Gezdik. Nasıl? Biraz sonra nasıl gezeceğiz. Biraz sonra. Güzel, çok güzel köy ortamı. Evet. Yeşilliği, doğal ortam, gözlemeleri. Gayet güzel. Ben Yozgat Darıcı köylüyüm. Bağ kırma ta küçüklüğümün anılarında vardı. Onu gezeyim diye geldim. Güzel buldum yani. Çok güzeldi. Merhabalar. Ben de Aynur Öke. Yozgat Darıcı köyündenim. İlk defa bir bağ bozumuna katılacağım. Çok mutluyum. Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifine de teşekkür ediyorum ayrıca böyle bir güzelliği bize yaşattığı için. Evet efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Salime Tarıkçı, Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu tip kültürel organizasyonlar yapıyoruz. Ertuğrul Hoca'nın elçiliğinde buraya da Karanlıkdere'nin varlığını, ne yetişiyor, bu Yozgatlılar kim, bunları yerinde katılımcı olarak gelmek istedik. Kültür elçisiyiz bir anlamda. Şu an yerindesiniz, gördünüz. Neler duydunuz? Vallahi istasyondan beri, istasyonda indik önce trenin istasyonunda. Çünkü bizim için yani birçok Yozgatlı'nın hiç uğramadığı, bilmediği tarihsel mekanlar. Orada bir tanıtım yaptık. Sonra buraya geldik. Yani biraz beklediğimizin daha ötesinde, üstünde çıktı doğrusu. Hani biz Karanlıkdere, üzüm bağları, bir ıssızlık bekliyorduk. Bayağı güzel çiftlik gibi bir yere geldik yani. Beklediğimizin değişiği oldu ama çok güzel. Yapanların eline sağlık, yetiştirenlerin sizin. Peki siz bizden ne umarsınız göçmüş Yozgatlılar olarak? Yok, şu an Yozgatlılar zaten göçse de sonuçta geri buraya dönüyorlar. Yani mekanları. Yani zaten biz Yozgatlı kadınların kurduğu kooperatifiz. Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi. Kuruluş niyetimiz yani biz Yozgat'tan Ankara'ya geldik. Başka yerlere gidenler de var. Ama gerçek anlamda neyiz, kimiz, kökümüz ne, ihtiyacımız ne bunları öğrenmek, tekrar öğrenmek istedik. Yani Yozgat için iyi bir tanıtım elçisi olduğumuzu da düşünüyoruz. Çünkü birkaç kere daha geldik, tekrar da geleceğiz. Biz de teşekkür ederim. Evet. Şu an Karanlıdere'desiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Karanlıdere'yi duymuştuk metini. Daha önce de gelip görmüşlüğümüz var. Buraların üzüm bağı için, diğer bağ için çok müsait olduğunu öğrendik. Burada bulunmaktan da gurur duyuyoruz. Yozgat adına da mutluyuz yani Yozgat halkı içinde.
misafirlerimiz var. Sağ olsunlar bizi ağırladılar burada. Buradan daha önce büyüklerimizin söylediği şey var. Kara tren geçerken kömürünün buradaki bitkilere, sebzelere, meyvelere çok faydalı olduğu da söylendi. Karadeniz çok bereketli bir yer. İnşallah daha güzel, bereketli günlerde bulunmak isteriz. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Nasılsınız efendim? Ben de teşekkür ediyorum ilginize. Burada olmaktan biz de mutluyuz. Yeni geldim ben ilk defa. Buraya ilk defa mı geliyorsun? Yani daha önce geldim de bu yazla ilk defa geliyorum. Karadeniz'in özelliği nedir? Meyveleriyle, üzümüyle meşhur. Bir de artık dere ne alemde bilemiyorum. Yani trende gelmek üzere. Öyle mi? Peki o zaman çekersiniz. Kırmızı gül demet demet, kırmızı gül demet demet. Sevda değil bir alamet, balam nenni, yavrum nenni. Sevda ağzınıza sağlık. Evet, bu güzel sesinizle eşlik ettiniz. Sizi tanıyabilmeyiz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ben Nuran Eraslan, Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarındanım. Ankara'dan geldim. Büyük İncirli Sarnı Örenliyim. Büyük İncirli Dernek Başkanıyım. Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Karanlık Dere'nin metini çok duydum ama hiç gelmemiştim. Bir gelelim, ilk defa geliyorum. Bir gelelim, görelim dedik arkadaşlarla. Ertuğrul hocamın da, Ertuğrul Kapızoğlu'nun da bağlantılarıyla, destekleriyle. Burada arkadaşlarımız Özgür Hanım'la, herkesle burada bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Çok da beğendim. Ev sahibimiz de çok iyi. Kendimi çok iyi hissettim. Teşekkür ediyorum. En kıymetli misafirlerimiz, Yozgat'ta olmayan misafirlerimiz. Onlar için de teşekkür ediyorum. Lütfen bir alkış kaydeder misiniz? Ondan sonraki misafirlerimiz Ankara'dan gelenler, ondan sonraki misafirlerimiz Yozgat'tan gelenler, hepsi birbirinden kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar burası dağbaşı gibi görünüyorsa da, sizler de biliyorsunuz ki, böyle bir pazar gününü ne Ankara'da ne Yozgat'ta bu kadar güzel değerlendiremezdiniz. O halde bizi evine kabul eden, hanesine kabul eden Hayati Bey kardeşimle Serpil Hanım'a kocaman bir alkış rica ediyorum. Ondan sonra hepinizin isimlerini tek tek zikretmek isterdim ama burada her türlü münasebet işte en başta giden Ertuğrul Kapsoğlu'na bir teşekkür edin isterim. Biraz sonra zaten veya inşallah fırsat bulabilirsek biraz sonra Nasrettin Hoca'ya konum attım geliyor. Nasrettin Hoca'yla sizi tanıştıracağım. Gelir mi? Gelmez mi? Gelirse huysuz bir herif. Onu daha çok alkışlayın. Ondan alacağımız çok şey var. Nasrettin Hoca'nın yazı çekilir. Ankara'da Nasrettin Hoca'yı sık sık inşallah göreceksiniz. Yozgat'takiler gördüğü kadar gördü zaten. Arkadaşlar, burada biz her fırsatta
halk kültürümüzün, Türk kültürünün küçük küçük örneklerini sergiliyoruz. Mesela sağımda Murat Akyol, solumda Cemil Aslan Hocam. Bu konuda Yozgat'ta pek çok hizmet veren kıymetli arkadaşlarım. Onları da benim kadar değilse de küçük küçük alkışlayın inşallah. Yıllardır görmediğim, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim de, benim göğsümü gurur gurur gururlandıran, yıllar önce gücücüydü, şimdi kocaman bir herif olmuş, Ömer gelmiş, Ömer. Ömer'e bir alkış rica ediyorum. Ömer'e, oğluna, kızına, gelinine alkış rica ediyorum. Şimdi, beni de alkışlat diyen varsa söyleyin. Ama genel olarak, şimdi öğrencimin birisi yazmış, ah bugün orada olsam. Şimdi şöyle bir iddiada bulunabilirim. Gerçi yorulduk, siz de yoruldunuz ama benim kafamdan geçen program yeme içmek bir şey değil. Daha doyduk değil mi? Ama bir program yapacaktık. Gene de yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Türkiye'de herhangi bir televizyon, herhangi bir üniversite bu kadar güzel programı yapamaz. Niye? Ben çok güçlüyüm. Niye güçlüyüm? Arkadaşlarım çok güçlü çünkü. Gerçekten şu anda burada kültür ehli, kültüre çok yakın, kültürle hemhal olmuş bay bayan pek çok arkadaşım var. İnşallah televizyonlarımız burada, profesyonel televizyonlarımız. Onlar çok güzel kamera alacaklar, göreceksiniz. Fırsattan istifade, sevgili arkadaşlarım, hemen hemen 5 kuruş harcamadan bu etkinliği sağladık. Gerçi sizden az da olsa parası diyeceğim biraz sonra, o ayrı mesele. Ama bize çok büyük destek veren, en başta belediye başkanımız Doktor Kazım Arslan Bey. Sağ olsun. Kocaman bir kamyon, kocaman bir sandalyeyi, masayı buraya kadar getirdiler, götürecekler. Lütfettiler, teşekkür ederim. Sekreterleri Gözde Hanım, Kültür Müdürü, efendim şoförü Resul Bey, baştan ayağa sağ olsunlar, hizmet ettiler. Ayrıca Zafer Özışık iş adamımız, Yozgat'ı gerçekten çok seven ve her fırsat tanıtım yapan Zafer Bey. Zafer Bey benim öğrencim de olur. Sadece bir ricamla kameraları gönderdi. Çamlık Televizyon kendilerine. Arkadaşlarımın patronu. Ona da çok kocaman teşekkür ederim. Efendim burada bizim bu yaptıklarımızı en güzel çekecek olan kameramanlardır. Kameramanlara bütün sinemada, televizyonlarda yağ çekerler. Biz de yağ çekelim. Hadi onları da alkışlayalım. Adem Bey inşasında. Adın ne oğlum? Murtaza. Murtaza hadi. Murtaza'yı da alkışladık. Efendim, her şeye rağmen karambole gelmiş, karnım doymadı diyen varsa, söylemesi kaynanası ölsün. Diyeceksiniz ki kaynanasının nesi var? Kaynanam yaşasın hocam, ölürse bana masraf olur. Eyvah. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi, selam verdik, borçlu çıktık diyor Murat Bey. Bir mikrofon verdik, adam nazlı nazlandı, bırakmıyor. İçinizden, ah mikrofon elime geçse diyen var mıydı? Bir türkü söylesem, bir fıkra anlatsam, bir şey yapsam diyen var mıydı? Salim Arif, Abdurrahman Tarikçi'nin kardeşi. Abdurrahman Tarikçi, profesör doktor, Yozgat türkülerini, Türk halk türkülerini en iyi söyleyen sanatçı. Kendisinden gelecek sene Yozgat'taki bu etkinliğe katılma sözünü aldım. Kendisi yok ama bu alkışlarımızı seyrettirerek onu gelecek sene gelmeye mecbur edelim. Lütfen Abdurrahman Tarikçi'yle alkışlayalım. Efendime söyleyeyim. Yozgat'ta gelenlerden türkü söyleyecek olanı bilmiyorum ama Ankara'dan gelen arkadaşlardan mikrofonu teslim etmek üzere. Kim geliyor? Salime Tarikçi. Gel buraya. Çok mu kaba çağırıyorum ben ya? Saygısızlık mı diyorum? Yok, kaba çağırıyorum. Ha, kaba. Pardon. Salim Hanım lütfeder misiniz buraya? Geliyorum. Hemen geliyorum. Bak, koşa koşa geliyor. Emekli Bozkır Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olarak... Onlara teşekkür etmedik. Önce... Yok, önce ben. Nurhan Hanım'a, Salim Hanım'a, emekli tarım kooperatifleri üyelerine, başkanına teşekkür ederim. Unuttuğum için 5-6 kere özür dilerim. 5-6 kere.
Biz Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi, Yozgat'tan göçenlerin kurduğu, 10 kadınla kurduk kooperatifiz. Çalışma alanlarımızdan biri de kültürel çalışma. Yani Yozgat merkez ama Türkiye'nin her yerini merak edip, öğrenip, görüp, anlayıp, kültür elçiliği yapmak istiyoruz. Ama bir hassasiyetimiz var, o da şu. Biz tarafız, yani kadından tarafız, kadın kooperatifi zaten. Kadın emeğinin görünürlüğü, anlaşılması, kadın gündelik yaşantısının görünürlüğü, saklanmaması, kadın dilinin, kadın muhabbetinin güzel bir muhabbet olduğu, asla dırdır yapmadığımız, onu diyenin halt ettiği düşüncesindeyiz sevgili arkadaşlar. Yani bunu söylememiz şu anlama gelmesin. Biz kadınlar ve erkeklerle yoldaşız, kardeşiz, arkadaşız. Bir cinsiyeti dışlamıyoruz ama dışlanmış bir cinsiyet olarak, incinmiş bir cinsiyet olarak kendi varlığımızı ortaya koymaya ihtiyaç duyuyoruz. Ertuğrul hocama, bahçe sahibine, bağ sahibine binlerce kere teşekkür ediyorum. Çünkü biz böyle yerlere ulaşamayız. İstesek de ulaşamayız. Gelemeyiz yani. Kalbinizle, gönlünüzle, aklınızla bizi misafir ettiğiniz için, bize bir kök bağı sağladığınız için, bir Yozgat göçeri olarak minnet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Çam kokuyor mu? Yeşerdi mi dağlar, eridi mi kar? Su boyları yeşil, yamaçlar mor mu? Kutladı mı cümle kuşlar baharı? Gülle süslendi mi gelin pınarı? Toplandı mı oğlan kız anaları? Ahmet'le Fatma baş göz oluyor mu? Kuş burnularında goncalar dal dal, yayla kızlarında yanarlar al al. Güzel yüzlerinde kâkiller tel tel, kaşlar hançer, ucu bakışlar kor mu? Efendim, alkış, bir arkadaşımız lütfen rica ediyorum, Zeki Bey gelir misiniz? Çok acık değil mi? Duman, duman olmuş karşıki dağlar. Duman, duman olmuş karşıki dağlar. Çözmüş sanki aman 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 aman, dökülmüş bağlar oh. Ellerim derdi de sinemi dağlar. Yar ben ağlamayım da aman aman aman, kimler ağlasın Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi bilmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi bilmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Ya kendin gel ya da bana gel de. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel ya da bana gel
yarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Bu yarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi bilmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Deli gönlümü bağlamışlar. Bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştığım kara bahtın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi, danı. Bir kördüm baştan sona tamamı. Çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözülmüyor mihriban. Evet dostlar, merhaba. Aman nazar değmesin ama. Hem kim nazar, kim eder? Evet, biraz sazı alalım. Önce teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bu arada tütsüleniyoruz hep beraber. Çok teşekkür ederim. Bizi bu toy düğününde buluşturan, evet, Anadolu'nun geleneği toy düğününde buluşturan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Başta Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi Başkanı Nuran Eraslan, sevgili Salime Tarihçi ve tüm yöneticilerine, Ertuğrul Hocama, bizleri ağırlayan Hayati Bey'e, bize yol gösteren Sancak Bey'e, bizi getiren kaptanımıza ve bizi ağırlamak için dört denen tüm emekçilere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 30 Ağustos'u daha yeni idrak ettik. Büyük zaferimizi, Kurtuluş Savaşı'nı nihayete erdiren büyük zaferimizi, büyük taarruzu 26 Ağustos'ta başlayan 30 Ağustos'ta zaferimizi yeni idrak ettik. Onunla ilgili ona çağrıştıran bir şiir okuyacağım size. Nazım Hikmet, büyük usta Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın birinci babının başlangıç bölümünü. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çoktular. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır, destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına,